Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Haziran ayının ikinci tıraş videosu geliyor. 15'inde yayınlanacak bu video. Ben de bir gün önceden çekiyorum. Gördüğünüz gibi sakalları da bayağı bir uzattık. Artık yaşlandık tabii. Böyle beyazlar da ortaya çıkmış durumda. Şimdi bu incelememizin konuğu hemen geçtiğimiz günlerde aldığım 3 tane ürün vardı. 3. ve sonuncu olan Derby Samurai 3 Platinum. Ben bunu daha önce Samurai 3'ünü incelemiştim. Bu Platinum biraz daha farklı. İşte tıraş bıçakları biraz daha güçlendirilmiş anladığım kadarıyla. Böyle bir ürün. Ne var neler yazıyor? İşte E vitaminli kayganlaştırıcı bant diyor. Şöyle şurada yazılanları bir göstermiş olayım sizlere. Daha sonra işte 3 bıçak varmış. Ergonomik sap diyor. Derby Samurai 3 Platinum böyle uzun uzun bir şeyler yazıyor. Bunu da göstermiş olayım. Ben bunu altılısını 45 liraya almıştım. Yaklaşık 7,5 liraya falan geliyor tanesi. Farklı paket seçenekleri internette şurada burada bulabilirsiniz. Hani bunun mesela ikili olanı da var. Yani 6 olup 2 tane altılı falan satan yerler de var. Öyle de alabilirsiniz. Size kalmış bir durumda. Şimdi bu arada soranlar oluyordu arkadaşlar. Yeni bir işbirliğine daha başladım. Hepsi buradayla. Bir link paylaşacağım açıklama kısmında sizlerle. Oradan alışveriş yaptığınızda bana da fayda sağlamış olacaksınız. Bir affiliate diyorlar buna İngilizce'de. Havalı tabiriyle işbirliği diyoruz biz de. Oradan alışveriş yaparsanız bana fayda sağlarsınız. Yapmasanız da canınız sağ olsun ne diyeyim. Söylenecek başka bir şey yok. Şöyle paketi açtım. Kolay bir açılım yöntemi var. Buradan böyle iz yapmışlar. Tık diye parmağınızı açıyorsunuz. Bence güzel bir özellik. Bütün üreticiler bunu koysun. Bazen böyle kutuları açmak zor olabiliyor. Şöyle 6 tanesinden bir tanesini çıkardım. Önce bir sapımızı bir inceleyelim. Şöyle bir kapağımızı koruması var. Onu çıkartıp onu da böyle şöyle kenara koyalım. Şöyle görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Hafif oynar bir başlığımız var. Hafif diyorsun bayağı oynuyor yani. Şöyle göstereyim. Fıtı 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 oynuyor. Bunun dışında plastik sap evet. Ele iyi oturuyor. Onu da söyleyeyim. Bunlar böyle ben şimdi çok öneriyorum arkadaşlar. Asker için soruyorsunuz çok. Hani böyle işte Fusion alayım mı, şunu alayım mı, bunu alayım mı? Ya pahalı şeyler onlar. Ben genelde Jilet Blue 3'te bunu tavsiye ediyorum. Derby Samurai 3'ü tavsiye ediyorum. Yani Platinum da olur, Platinum olmayan da var. O da olur. Bunlar ucuz ürünler alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Askerde çok pahalı şeyler ben önermiyorum. Ha benim param var, ben alırım derseniz bir şey diyemem ama hani pahalı şeylere gerek yok. Bunlar da iş görür. Hani kaybolsa da bir şey olsa da üzülmezsiniz. Bir de çok maliyeti yüksek değil bunların. Şimdi pahalı bir ürün aldığınız zaman askerde her gün tıraş olmanız gerekiyor. Her gün tıraş olunca da çabucak tabii ki ömür tükenecektir. Daha fazla size masraf çıkartacaktır. Onu da söylemiş olayım. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Köpüğümü hazırlayayım ve ondan sonra karşınızda olacağım. Şimdi yüzümü yıkadım ve köpüğümü oluşturayım. Bugün Arco köpüğüm var. Onu kullanacağım. Arco sabunum var daha doğrusu. Şöyle standart tasım ve ucuz olan sakal fırçam var. Köpük fırçam var daha doğrusu. Şimdi onu şöyle bir köpürtelim. Şöyle güzelce. Şimdi bu çekimde iki kamera kullanıyorum. Yeni bir şey denemeye başladım arkadaşlar. Şöyle köpüğümüzü oluşturalım. Siz de görün yani ben burada bir şeyler yapıyordum bazen ama siz göremiyordunuz. Ben dedim ki bir ikinci kamerayı koyayım şuraya. İkinci kamera da güzel olacaktı diye düşündüm. Bakın şimdi köpük nasıl olacaktı? Kıvamı gösteriyorum şöyle kameramı da. Köpük kıvamı, evet görüyorsunuz şu anda. Böyle bir krem şanti gibi üzerinde de hiçbir şekilde arkadaşlar hava kabarcığı kalmayana kadar böyle 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika güzelce yapacaksınız. Hatta bunu böyle 2 kere, 3 kere yap diyen arkadaşlar da var. Ya bu şimdi videolar köpük videosu olmadığı için ben çok bunlara aşırı önem vermiyorum. Tıraş makinesini test ettiğim için daha çok. Ama bir gün belki köpük videosu da çekerim size. Hani nasıl yapılır, nasıl yapılmaz gibisinden. Oh çok güzel oldu valla. Bir de ana kamerama göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle beyaz güzel krem şanti kıvamında oldu. Şimdi sürelim yüzümüze. Evet tıraşımızı alıyoruz. Biraz saç sakallarımız oldu. Bu arada önceki hani Haziran ayının ilk videosunda bir sensitive yapmıştım. Skin Guard falandı galiba. Şey Wilkinson'ın. Beğenmemiştim. Onu da söyleyen arkadaşlar dedi ki öyle uzun sakal olmaz o iş dediler. Haklılar muhtemelen. Ama o da hiç kesmiyor be kardeşim. Yani hiç kesmiyor yani. Hassas sakalı da olmadığım için yani cildim hassas olmadığı için o kadar da benim hani anlayamadım. O yüzden hassas olan arkadaşlar deneyebilir ama fiyatı da yüksek. Hani alın deneyin diyeceğim de öyle ucuz bir şey de değil mübarek.
Oh, köpüğü güzelce öyle yaydık. Ben şimdi soğuk soru oluyorum, bunu hep söylüyorum. Tıraş bıçağının kalitesini ölçmek için ama keyif için böyle sıcak suyla vakitlice yaparsanız daha eğlenceli olur. Yüzünüzü böyle benim gibi birazcık ben haşet ediyorum tabiri caizse ama sizinki en azından öyle olmaz. Evet, şimdi köpüğümüzü sürdük. Evet, şimdi köpüğümüzü sürdük. Bıçağımızı ıslattık. Hadi bakalım. Bismillah. Git başlayalım. Biraz da böyle yan aynaya bakıyorum bazen. Çünkü tam telefonun ekranından telefonla çekiyorum. Telefon ekranı tam görünmüyor. Bu sefer düzgün kesemiyorum. Bu sefer suçu makineye atmamak için aynaya bakıyorum, onu söyleyeyim. Fena olmadı. İlk his beğendim. Öyle söyleyeyim. Tıkanıklık var mı? Çok tıkanıklık da yok. Yani böyle vurunca falan hafiften şöyle şöyle yapınca bir şey kalmıyor gibi. Biraz da buradan başlayalım bakalım ne olacak. Bence güzel. Sakalın bayağı uzun olmasa da rağmen fena olmuyor. Öyle söyleyeyim ama çabuk doluyor çok uzun sakal olduğu için. Evet, hemen doldu bu arada. Benim kadar uzun yapmayın. Sakalı çok uzatmayın. Yani mesela 5-6 gün olmuştur. Belki de bir haftadır. Sakallarım böyle benim. Bir haftada bu kadar uzuyor. Bir haftalık sakalları da biraz. Hani uğraşmak gerekiyor. Yine alıyor da. Hemen çık diye kesemiyorsunuz. O da birazcık böyle uğraşmanız gerekiyor. Bakın hemen doldu mesela şimdi. Tekrar silmeniz gerekiyor. Evet, yine doldu. İyi kesiyor. İyi kesiyor bu arada. Ben gayet beğendim yani, öyle söyleyeyim. Söylediğim gibi sakallarım uzun olduğu için hemen araları doluyor. Ama yıkayınca hemen o aralardaki sakal parçaları da çıkıyor. Ve çok büyük bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar.
Şimdi bitti. Dediğim gibi uzun olduğu için sakallarım biraz zor oldu. Ama makine güzel kesiyor, onu söyleyeyim. Şimdi yüzümü bir yıkayayım. Şu kıllardan tüylerden bir arınayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, bir tıraş videosunun daha sonuna geldik. Yüzümü yıkadım. Gördüğünüz gibi şöyle bir göstermiş olayım kameraya da. Oldukça güzel bir tıraş oldu. Eğer siz güzel sıcak su kullanırsanız, sakalınızı benim gibi çok uzun olmazsa, Derby Samurai 3 Platinum çok güzel bir kesim sağlıyor. 7,5 liraya falan geliyor benim aldığım paketteki fiyat. Ama siz daha ucuz bulabilirsiniz. 2'li, 3'lü, 5'li falan, hani böyle 6 adet olup içinde 2'li, 3'lü olarak satılanları da var. Onlardan bulursanız daha da ekonomik bir fiyata gelir diye tahmin ediyorum. Özellikle askerlik önereceğim bir ürün. Hani basit, kolay, kullan at tarzında bir ürün bu. Benim sakalım için, bazen bunu çok soran oluyor. Benim gibi sakal için rahat 5-6 kez, hatta 7-8 kez bile tıraş olabilirsiniz. Biraz daha zorlarsanız şartları. Soğuk suyla oluyorum, sebebini de hep söylüyorum videolarda. Çünkü hani şartları zorluyorum biraz. Her zaman sıcak suyla olamayabiliyorsunuz. Özellikle askerde mesela ben hiç sıcak suyla tıraş olamadım. Çünkü öyle bir imkan olmuyor askerde her zaman. O yüzden biraz şartları zorlayarak tıraş oluyorum. Sıcak suyla çok daha iyi sonuç verecektir. Onun altını özellikle çizeyim. Bir puanlama sistemi var. Şöyle kenara çekileyim. Şurada göreceğiniz 4, 1'den 4'e kadar kalp verdiğim benim. Ben bu ürüne 4 kalp veriyorum. En iyi puanı verdim. Gayet güzel bir tıraş yapıyor. Fiyatına göre de fena olmadığını söyleyebilirim. Tabii daha ucuz ürünler de var. Benim incelemediğim kanalda bir sürü tıraş videosu var. Oradan bakarsınız. Ama Derby Samurai 3 Platinum puanı şurada. Şöyle görebilirsiniz. Ona göre siz de değerlendirirsiniz. Kendiniz de karar verirsiniz. Bence güzel bir tıraş bıçağı olmuş. Özellikle de abartmazsınız benim gibi böyle 4-5 günden fazla olmayan 2 günlük, 3 günlük, en fazla 4 günlük tıraş da güzel oluyor. Ama böyle bir hafta falan beklerseniz böyle kesmesi zor oluyor. Onun da altını özellikle ve özellikle çizmiş olayım. Şimdi videonun sonuna geldik. Ürünle ilgili fikirlerinizi, sorularınızı, aklınıza takılan her şeyi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bana destek olmak için birkaç şey yapabilirsiniz. Yani seni çok seviyoruz, harikasın abi, süpersin diyorsanız o süperliğinizi bence göstermeniz gerekiyor. 1. Kanala abone olmanız lazım. Kanala abone olun. Neden? Neden önemli bu? Bunu hep söylüyoruz ama bütün YouTuber'lar da söylüyordur. Bir şey istediğiniz zaman mesela bir markadan kaç abonem var diyor. Ya benim çok umurumda değil mesela, açık söyleyeyim. Ama marka bunu soruyor. O yüzden rakamın yüksek olması lazım. Bu birinci isteğim sizden. İkincisi, hani ben zaten böyle ürünler alıyorum. Senin linklerinden alayım da sana da faydası olsun diyenler için açıklama kısmında bir link koyacağım. Onu orada görebilirsiniz. Oradan alışveriş yaparsanız bana da katkınız olur. Olmazsa da canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Onun dışında başka ne olabilir? Abone oldunuz. Alışveriş de yaptınız. Beni isterseniz Twitter, Instagram veya benzeri sosyal ağları takip edebilirsiniz. O da sizin tercihiniz olur. Başka yapabileceğiniz de bir şey yok. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, beni dinlediğiniz için, tıraş olmamda bana katkıda bulunup benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Farklı bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.